Hocam şimdi diğer bölümde de anons etmiştim. Zincirlikuyu mezarlığında görevli imam Gassal. Bizim Merve Özkan onunla bir küçük sohbet etti. Ölüleri yıkarken başından ilginç bir olay geçti mi? Hayatı. Zincirlikuyu ismi bana çok tuhaf geliyor ya. Mezarlık için tuhaf geliyor. Yani Zincirlikuyu. Adamı gömüyorsun nereye? Zincirlikuyu'ya. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Ya bu ismi değiştirelim ya. Evet, evet. Ben teklif ediyorum burada. Sanki şeye, zebanilerin eline veriyorsun, zincirli kuyuya koyduk adamı. Nerede yatıyorsun? Zincirli kuyuda yatıyorum. Evet, evet. Yani şey, mezarlığa gitmiyor yani. Kelip olarak yani, evet, kötü bir şey. Mezarlığa gitmiyor yani. Şimdi mesela Eyüp Sultan'da yatıyorum. Ya güzel oluyor değil mi insana? Ne bileyim işte Sarıyer'de, Beykoz'da, Küçükçekmece'de. Ama zincirli kuyuda yatıyorum biraz bana garip geliyor. Yani oradakiler beni bağışlasın. Hakikaten isim önemli yani. İsimle ölüm arasında tezat bir ilişki var. Orada da çok güzel insanlar var. Yatanlar. Onların ruhu içinde ya şu ismi ne diyeyim? Nurlu kuyu mu dersin? Kuyu da deme ya. Kuyu demeyelim yani, kuyu hocam. Deme zaten. Kuyu daha çok rahatsız evet. ediyor. Evet. Evet. Biraz sonra mikrofonu peki vereceğim ben size. Şimdi biz Gassal Eyüp Hıdır'la ilgili sohbeti de izleyelim. Eyüp Hıdır 10 yılda Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda Gasilhanesi'nde görev yapmıştım. 2,5 yıldır Zincirlikuyu Mezarlığı'nda görev yapıyorum. Hiç yakınlarınızdan birini yıkadınız mı? Evet. Dedemi yıkamıştım 2 ay önce. Dayımı yıkadım. Dayımın oğlunu yıkadım. Her gün 30 tane 40 tane cenaze geliyor bize. Onların her birinin yaşamış olduğu ayrı ayrı hikayeler var. Biz bu hikayeleri içimizde biriktiriyoruz aslında. Ama bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman o bizde patlama oluyor diyelim. Gassallık hayatınızı nasıl etkiliyor? Gassallık hayatımı nasıl etkiliyor? Ben kendi hayatımı ikiye ayırıyorum. Bir gassallıktan önceki hayatım, bir gassallıktan sonraki hayatım. Benim mesela aile hayatımda çok değişikliklerim olmuştur. İnsanlarla ilişkilerimde ya ne bileyim daha önceden böyle ufak tefek şeylere kızdığım şeylere veya işte bir şey hakkında ya olumsuz düşündüğün şeylere ya ölüm var diyerek daha olumlu bakıyorsun. Yani beni çok büyük değiştirdi. İyi ki de burada çalışıyorum. Yıkamakta en çok zorlandığınız cenaze hangisi? Polis şehit kardeşimizin cenazesini yıkamıştım. Gençti daha. Aklıma geldiği zaman da hala etkileniyorum bundan. Annesini almıştım içeri yüzünü göstermek için. Annesi hiç ağlamadı oğlunun başında. Hocam ben dedi ağlamayacağım. Çünkü dedi oğlum benden söz almıştı, söz istemişti dedi. Eğer bir gün şehit olursam ağlamayacaksın anne diye. Ben dedi ağlamayacağım. Sakın dedi bana demeyin ki ya işte bu nasıl bir anne ağlamıyor oğlunun arkasından diye. Ağlamayacağım dedi. Ona çok etkilenmiştim böyle. Dayanamadım artık şeyine. Sanki ya Allah senin yerine ben ağlayayım diye der gibi çok duygulanmıştım. Çok ağlamıştım o cenazede. Yanmış cenazeleri nasıl yıkıyorsunuz? Yanmış cenazelerde durumuna göre mesela çok yanmış cenazeler oluyor. Yıkanması için fıkıh hükmü işte başıyla birlikte gövdesinin 1/3 bulunması lazım. Suya temas ettirdiğimiz zaman eğer ki bedene zarar vermeyecek derecedeyse, zarar gelmeyecek derecedeyse yıkıyoruz. Ama onun haricinde işte dokunduğun zaman işte et kemikten ayrılıyor, bazen işte dökülebiliyor veya işte tamamen yanmış oluyor. Bunların kendine göre usulü var. Onları yapıyoruz. Tabii en son toprak teyemmümdür niyetiyle kefenliyoruz. Ama hiçbir tane cenazemizi kefensiz göndermiyoruz. Otopsiden buraya cenazeler geldiğinde görünümleri çok kötü oluyor mu? Daha çok adli vakalar otopsiye gittiği için bazen işte vurulmuş oluyor, evde kalmış oluyor, ne bileyim işte suda boğulmuş oluyor. Bu tür cenazeler bekleme durumunda kalıyor. Mesela 3 gün, 5 gün, 10 gün. Tabii haliyle insan vücudu bozuluyor. Onlarda değişik kokular meydana geliyor. Kokular kullanarak onların da hizmetini yapıyoruz. Yüzünü hiç unutamadığım bir cenaze oldu.
15 Temmuz'da iki tane şehidimizin cenazesini yıkamıştım. Baba oğul. Onların yüzünü hiç unutmam. Mesela oğlunun yüzünü hiç unutamam. Daha önce tanımamıştım ama orada tanıdım. Onların yüzünü hiç unutmuyorum. Ben evliyim. 3 tane çocuğum var. Bir kızım var. Engelli benim kızım. Konuşma engelli. Bazen gözlerim doluyor yani bu hikayeyi anlattığım zaman ama bir cenaze yıkamıştım. Cenazenin kardeşi içeride cenazeyi bitirdik dedi ki hocam dışarıda dedi, kızı var, eşi var, görebilir mi? Dedim tabii gelsinler. Getirdiler bir tane çocuk. Ben diyeyim 6 yaşında, sen de 7 yaşında. Amcası onu yukarı kaldırdı. O taşın boyuna da yetişmiyor boyu. Kaldırdı, babasıyla konuşuyor. İşte ben sensiz nasıl yaşarım, nasıl yaparım falan böyle. Şimdi ben de tabii diyorum ya çocuk büyümüş, küçülmüş sözü vardır ya onun gibi. Babanın dedi cenazesini yıkayan bu hoca abimiz dedi bir şey sormak istersen sorabilirsin diye benim yanıma getirdi. Allah. Teselli olayım diye bir de dizime oturtturdu bunu. İşte bak amcam var, abim var, annen yanında daha büyüyeceksin, gelin olacaksın. Böyle anlatırken dedi ki hocam ben dedi onların hepsini biliyorum. Ben dedi 22 yaşındayım. O an empati yapıyorsun. Yani gassallığın en zor yönü bu. Sanki ben ölmüşüm burada. İşte onu anlatan benim kızım çaresiz kalmış, kimsesiz kalmış. Böyle o anı hiç unutamam böyle. Bir anda sanki dünyam karardı. Böyle ne bileyim işte tabii dizime oturtturduğum için utandım. Tabii çocuk diye biz 5 yaşında, 6 yaşında diye utandım. 22 orada. Yaşında. Ama işte ne yapacağımı şaşırdım. Ben hep bazen geceleri böyle ağlarım. Yani benden sonra ne yapar acaba diye. Hiç unutamadığım bir anım bu. Buradan insanlara bir çağrım var. Yani mezarlıkları sıkça ziyaret etsinler. Çünkü buralarda hep ibret var. Evet hocam. Sık sık mezarlığı ziyaret edelim mi hocam? Kefa bil mevti vaizan. Vaiz olarak ölüm yeter. Biz ne kadar konuşsak şu mezar kadar anlatamayız. Bu gassal kadar anlatamayız. Merve'yi de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Çok güzel bir röportaj gerçekleştirmiş. Çok şey anlattı. Bu sözün üzerine evet. Ne söyleyelim ki işte görmek lazım. Yani gidip bir gerçek sonuçta biz de oraya gideceğiz. Sonunda eninde sonunda gideceğiz. Ama 22 yaşındaki 5 yaşında görünen bir çocuk 22 yaşında kendi engelli kızını hatırlamış orada. Empati önemli. İnsanoğlu hayatının her gününde bir yerde ölümü hatırlamalı. Çok fazla hatırlarsanız o da çok saplantı olur. O da çok makbul değil ama her gün bir sefer yani ölüm var. Yani padişah yanına öyle bir tanesini tutarmış ya. Padişahım senden büyük Allah var dedirtirmiş. Çünkü insan gurura kibre kapılıyor. Her dediği yapılıyor. Hey dediğimi bütün dünya yere seriliyor. Adam da kendini tanrı zannetmeye başlıyor. Ben olmasam dünya yönetilmez zannediyor. Ama bir tane görevlisi hemen padişahım senden büyük Allah var dermiş. Ya. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.